Önce iki takım da kazanmak için sahaya çıktı. İki takım için de zor bir maçtı. Konum itibariyle geride kalan bir takımız. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Onlar da birinciliğe daha yakın olmak, biz de ikinciliğe daha yakın olmak için uğraşıyoruz. Bugün maçı kazandık ama kaybedebilirdik de. Oyunun ilk yarısında iki takım da baskılı oynamaya çalıştı. Bu baskının top kazanmalar oldu. Rakibe hatalar yapıldı. Biz de pozisyon, rakip de pozisyon buldu. 1-0 rakip öne geçti. İkinci penaltı atabilirlerdi. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayan bir takım olarak oyunun daha sonraki bölümlerinde hiçbir etki altında kalmadan, hakemden, rakipten, seyirciden etki altında kalmadan, işimizi iyi yaparak, pes etmeden oynamaya çalıştık. Doğru işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Yani biz maçı kaybetsek bile kazanmış olacaktık. Çünkü oynadığımız oyun doğruydu. Doğru duruş sergiledik. Bu da sonuca yardımcı oldu ama dediğim gibi bazen bunları doğru yaparsınız. Maçı kaybetseniz bile kazanmış olursunuz. O dediğiniz sorunun da cevabı bu dediğimiz doğruları sürekli hale arz edersek Beşiktaş için ilerisin daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada kompak oynamaya çalıştık. Aynı duyguyu düşünceyi sahiplendi giren çıkan. O da bize sonucu getirdi. Ama getirmezse bile bu doğru yolda gitmek lazım. Zaten başından beri onu işlemeye çalışıyoruz. Epey zaman kaybettik, puan kaybettik. Ama bundan sonra bir seri yapabilirsek, sıralamadaki yerimiz ne olursa olsun, bugünkü yerimiz de olsa, ikinci de yukarıda yakalama şansımız olsa, ben kazanmış olarak görüyorum. Ama tabii lig yarışı hala zor. Fenerbahçe'nin de bizden daha çok avantajı var. Galatasaray zaten avantajlı. O yüzden sıralamayı çok kullanmadan ben futbol adına bu sene iyi bir kadro oluşturup gelecek senenin hesabını yaparken aynı zamanda da bu yıl iyi sonuçlar her takıma karşı alabiliriz diye düşünüyoruz ki siz de biliyorsunuz 3 tane böyle maç kaybettik ara dönemde. Eğer bunlar olsaydı daha farklı şeyle konuşabilirdik. Ya o tabii bu 3 takım Trabzonspor'da dahil 4 takım Türk futbolunun büyükleri ve renkleridir. Bu rekabetin olması da güzeldir. Bu rekabeti kavgaya dönüştürmeden futbol altına güzel işler yaptırmak lazım. Yapılabilir. Sevgi, saygı, güveni koymak lazım. Ama maalesef sıkıntı oluyor. Bugün mesela seyircinin bizi alkışlaması, futbol adına doğruyu alkışlaması hoşuma gitti. Yani çok aslında bunlardan bahsetmek lazım. Hep olumsuz olduğu zaman konuşuyoruz. O yüzden rekabet devam edecek. Yani hiç kimse kendini başrolüne koymasın. Başrol iyi oynayanlardır. Sürekli doğru işler yapanlardır. Yeteneğini, karakterini doğru şekilde kullananlardır. Yani biz de bugün maçı kazandık. Fenerbahçe sıradan bir takım değil. Büyük bir camia, büyük bir kulüp, büyük, iyi oyuncuları var. Futbol, biz sahamızda onlar da bizi yenebilir. Oluyor. Biz de Galatasaray'a yenildik. Şu anda rekabet bu maçın sonucuna bakarsak en çok Galatasaray'a yaramış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yarış devam ediyor. Kimin nasıl, nerede kazanacağı belli değil. Redmond'la ilgili de Redmond, bizim elimizde birkaç tane öyle açık olabilecek yetenekli oyuncular var. Bunlardan biri Kemenen Kudu, biri Redmond. Ama verimli olmak başka bir şey. Yetenekli olmak başka bir şey. Sahada onu yeteneğini verimli hale getirmek. Çalışıyor yani Redmond. Ama zaman zaman ha yap daha yapacak derken yapmadığı zamanlar vardı. Son haftalarda yaptığı maçlar oldu. Biz de ona şans verdik. Kevin Okun'u da düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ama elimizde şimdi Raşit Gezal'ın da gelmesiyle biraz daha zenginlik oldu. Daha farklı oyuncular. İşte Abubakar geldi, güçlenmeye başladı. Cenk, 4 tane oyuncu var. Bir de Muleka var. Onlar içerisinde hem asistlik hem gol olarak katkısı var. Ama bazen baştan girer, sonra bugün sonradan girdi. Baştan girseydi bu kadar belki alkış almayabilirdi. Futbol böyle bir şey. Yani Alex de girdi iyi. Necip de girdi çok iyi. Ama maalesef iki oyuncu da kaybettik bu arada. Biri cezalı, biri sakat. Şeye çok üzüldüm Ferit'te Tayyip'e. Çünkü çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu ve giderek üstüne koyarak geliyordu. Bugün sakatlığıyla bir ara verecek gibi görünüyor aldığımız bilgiler öyle. Ama düşünsün ki hocası onu oynatmadı 2-3 ay, 4 ay, 5 ay. Öyle baksın yeniden dönsün. Çünkü bizde öyle sakatlık ağır geçirip iyileşen oyuncular var. Onlar da onlardan biri yani. Çok düzgün bir karakter, çok da yetenekli bir oyuncu. Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmama rağmen bunu eleştiri için söylemiyorum. Takdir haklarını seyircinin de baskısıyla kısmen rakibe kullandığını düşünüyorum.
Hatta bu konuda da serzenişlerim oldu. Arkasında da penaltı oldu. Penaltıyı ben görmedim. Hala da görmedim ama söyleyenlerin penaltı olmadığı söyleniyor. Penaltı da olabilir. Daha sonra penaltı, kırmızı. Yani Türkiye'nin en iyi hakemi bu hakem. Burada önemli olan VAR sistemiyle hep eleştiriliyor, öyle yapıyor. Ben bunu ilk daha VAR çıktığı zaman, VAR'ı tartışmayı durdurmak için eğer uygulayacaksak, kişiler tartışılmaya, niyet sorgulamaya gelir. O yüzden asıl tehlike odur yani. Çünkü diğerinde hata oldu der. Geçiştirirsiniz. Bunda bu kadar teknolojinin olduğu, bilimi koyduğum bir yerde tartışılır. Bunu bize, lehimize ve aleyhimize. Çünkü herkes konuşuyor. Herkes maçlarda, ben de bugün bir şey söylesem, kendi baktığım açıdan, pencereden haklarımı söylerim. Aynı şeyi rakipler de aynı şeyi söyler. Genelde öyle konuşuluyor. Herkes kendisine yapılan hataları söylüyor. Ama kendisine yapılan, hani lehine yapılan hataları hiç söylemiyor. Onun için tartışmayı bu tarafa getirmeden hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği, arkadaşımız olabileceği ama sahadaki verdiği kararlarla hiç kimseye taraflı olmayacağı bir düzenin olmasında yarar var. Bunu hissettiğimiz zaman zaten sorun olmaz hakemler konusu. Futbolda buna hataya yer yok. Şimdi bugün öyle hatalar yaptık ki topu kaybettik. Rakip gol atabildi, Mert devreye girdi. Daha sonra da biz yaptık, onlar hata yaptırdık. Gol alındı. Sonra 1-0'dan 2-0 yapabilirlerdi penaltıda. Yine orada da hata yaptık. Gelsin galiba kaybetti, gereksiz. Atak yapacağım, topu çıkarsa atak yapacağım. Döndü, penaltı pozisyonu. Bir oyuncu kaybettik. Bu da önemli olan, bu şartlar oluştuğu zaman bile pes etmemektir. İşinizi iyi yapmaktır. Beşiktaş'ın en büyük kazancı bu. Ben hep bunu oyunculara anlatmaya çalışıyorum. Yani kazanmak, sonuç almak değil sadece. Oyunu doğru oynamaktır. Bugün 10 kişiye rağmen enerjisini boşa harcamayan, hiçbir şeyle etkilenmeden, kendi içinde sadece oyuna odaklanan oyuncuların iyi niyetle, samimiyetle, aynı duyguyu paylaşarak oynamasından geldi ki bir iki tanesini dinledim. 10 kişi kalınca işte çok daha fazla koşmamız gerekiyordu. Niye 11 kişiken koşmuyorsunuz da 10 kişiken koşuyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Bizim oyuncular için söylüyorum. Futbolda enteresan yani. Futbolcu sahaya çıktığı zaman %100'ünü verecek. Yeteneğini, gücünü gösterecek. Bu da bu sahaya gelen seyirciye bir saygıdır. Çünkü futbol güzel oynanmalıdır. Bugün maç gidebilirdi. Maç döndü lehimize. Daha sonra da seyircinin kendi takımını olumsuz tezahüratı, yani oyun kopmaları oldu, bizim lehimiz oldu. Belki daha fazla gol yiyebildik. Ben de her an çekiniyordum yani. Çünkü öyle tehlikeler de oldu. Çünkü rakip bizi bunalttı. Biz de yorulduk son dönemde ama hep ayakta kaldık. Onun için Beşiktaş'ın geleceği bu doğruları sürdürülebilir hale getirmesidir. Onu yaptığımızda kendiliğinden her şey gelir. Ama üstümüzde iki takım da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da İyi durumdalar. Yani bakmayın bugünkü sonuca. İyi oyuncuları, iyi bir kadrosu, iyi bir camia. Aynı şekilde Galatasaray şu anda önde ama biz de iyi bir takımız, iyi bir camiayız. Bu camiaya uygun olmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları geri getiremeyiz ama bunda gelecekteki puanları alabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor.